regüle edilmesini bekliyoruz. Özellikle güvenli alım sistemleri, artık işte vekaletnameler konusunda ıslak imdadan kopuş, artık insanların konsolosluğa gitmeden işte dijital taraflarda vekalet verebilmesi gibi tarafların çözülmesi. Hani bütün dünyada B planı arayan yatırımcıları onu özellikle söylüyorum. Sadece Araplar değil 80 farklı milletin insanını çekti şu anda. Devletlerin artmasıyla beraber, devletin biraz tanıtım faaliyetlerine yön vermesiyle beraber de Türkiye'nin yaşam ve yatırım farkındalığı ortaya çıkmaya başladı. Evet. Bu farkındalığın ortaya çıkmasıyla beraber de bence hızla bu işin pasta olarak %2'lere, 3'lere çıkmasını heyecanla bekliyoruz. Tabii bir katrilyon dolarlık pazarda 10 milyar dolardayız, %1'deyiz. Bu yıl inşallah diyorsunuz %1,5 olacak diyoruz. Yine çok küçük bir noktadayız. Evet. Hangi ülkeler ön planda değil? Yani %1,5 da bu arada hedef. Hedef. Yani şu an %1'deyiz yani aslında. %1 hatta bence bindelik rakamlardayız hala. Tam 10 milyar doları da yakaladık mı? 8-9'lar civarında bir yerlerdeyiz. Evet. Peki hangi ülkeler ön planda diyelim? Vedat Bey'le soralım bu soruyu, başlayalım. Sonra sıra. Bir arka sırada geldiğinde Pakistan gibi, Afganistan gibi coğrafyaları sayabiliriz. Aslında önümüzde hep söylüyoruz, birkaç yıldır tekrar ettiğimiz bir durum var. Çok önemli bir Çin pazarı var. Biz o Çin pazarına açılmaya çalışıyoruz ya da Çin pazarı bize açılmaya çalışıyor. Karşılıklı bir romantik bir ilişkimiz söz konusu. Ama hala daha istenen seviyelerde değiliz. Oluyor işlemler, yani hani hiç olmuyor gibi bir şey değil, oluyor ama yani gerçek bir Çin pazarı dediğiniz, ben hani şöyle söyleyeyim, dünyadaki vatandaşlık programlarının hemen hemen tamamı aslına bakarsan Çin devleti, Çin vatandaşları için, daha doğrusu Çin devleti demeyeyim de, Çin vatandaşları düşünerek tasarlanır. Kimse Türkleri düşünerek bir vatandaşlık programı açıklamaz. Dünyada böyle bir dünya, bir şey yok. Yani bu Portekiz için geçerli. En büyük kitle onlardır. Portekiz'le ilgili ilginç bir istatistik var. Türkler de var yani. Bir Çin, iki Brezilya, üç Türkiye. Evet. Portekiz programıyla en çok. Evet. Ama yani sonuçta vatandaşlık programları ilk onlar. Çünkü baktığınızda ne kadar? 1 milyarın üzerinde bir insan topluluğundan bahsediyoruz ve bu insan topluluğunun da bu arada hani her şey böyle Çin deyip küçümseme alışkanlığı var ama aslında Çin'de çok ciddi bir zenginleşme var ve o zenginleşmenin bir B plan ihtiyacı da var. O B plan ihtiyacı da tabii ki Çin'i pek çok ülkeye farklı ülkelere geçiş anlamında etkiliyor bakarsanız. Türkiye de aslında Çin için en önemli, en kolay pazarlardan biri. Çünkü hem İngiltere hem Amerika'ya geçiş kapısı olması açısından Türkiye'nin önemli bir noktası var. Ama o ilişkiyi daha tam oturtamadığımızı söyleyebilirim. Bunun haricinde
Yani tabii ki farklı ülkeler, farklı coğrafyalar var. Orta Doğu mesela Türkiye'deki vatandaşlık programları için konuşayım. Ya da aslında gayrimenkul yatırımı için de söyleyebiliriz. Biraz Orta Doğu coğrafyası hep konuşulur ama Orta Doğu coğrafyası tamamen politik bir durumdur. Eğer sizin ilişkileriniz iyiyse oradan çok ciddi bir akış olur. İlişkilerini siyasal olarak söylüyorum. Kötüleştiğinde o akış kesilir. Yani bundan 3 yıl önce, 4 yıl önce konuştuğumuzda Türkiye'de en çok satılan pazarlarda 1 ya da 2 numara Suudi Arabistan'dı. 2021'de ilk 10'da yok baktığınızda. Ama 2022'de söyleyebiliriz yani herhalde yılın ikinci yarısından itibaren bir Suudi hareketi tekrar geliyor. Bu arada Suudi de potada giriyor yani. Suudi potaya giriyor. Enteresan bir şekilde bizim gördüğümüz şey Birleşik Arap Emirlikleri hiçbir zaman çok büyük bir potansiyele sahip olmamıştır aslında vatandaş yani insan sayısı anlamında. Ama bir Türkiye ilgisi oradan da var. Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayanlar anlamında da söyleyeyim. Sadece Emiratiler için söylemiyorum. Evet. Yaşayanlar anlamında. Bir de tabii bilmiyorum burada hani Hakan Bey var, Müjdat Bey var, siz belki daha iyi söylersiniz ama hani Amerika, İngiltere, Kanada gibi şeyler var ama o pasaportların hepsinin arkasında bir Filistin, bir Pakistan, bir İran bir şeyi var yani aslına bakarsanız. Yani ben hani böyle gerçekten pure bir Amerikalı, bir pure bir İngiliz'e çok denk gelmedim, bilmiyorum siz denk geldiniz çok geldik. Var mı? Yani evet, güzel. Kağıthane'de yönettiğimiz projelerde direkt beyaz Amerikalı dediğimiz hani ismi McGregor, ismi Austin olabilir gibi Amerikalıları çok görüyoruz. Özellikle şu anda yani çok ilgimi çeken bir istatistik var. Geçen yönetmeye başladığımız bir projede ilk 4 satışı Hollandalı vatandaşlara yaptı. Yani özellikle de ben çok merak edip yani Avrupa'dan da gelenler var. Çok merak edip aradım özellikle. Yani neden yani biz mesela şey yapmıyoruz. Bizim denk geldiklerimizin çoğunda bir alt bir şey var. Alt bir kimlik var. Yani pasaportu o. Pasaport İngiliz Amerikalı falan ama bir alt kimlik. Ben şahsen çok görüyorum. Vardır istisnai. Muhakkak vardır. Ama yani Almanya'dan vesaire de çok geliyor. Oralarda yaşayan yabancılar da çok fazla var. Onlar da çok fazla ilgi gösteriyor. İstisnalar da görüyorum ben. İstisna özellikle Avrupa tarafı için, buna Kuzey Avrupa'da dahil olarak söylüyorum. Oradan Antalya tarafına doğru gidiyor. Yani o başka, orada gerçekten yani hani tabiri caizse Allah'ın İsveçlisi geliyor, oradan alıyor bu arada. Yani evet. Hani böyle İsveç bilmem ne vatandaşı değil yani, halk kimlikli değil. Orada bir istisna durumu var tabii. Antalya'nın özel bir pozisyonu var. Ama genel olarak baktığımızda ana ülkeler değil, bizim gördüklerimiz bunlar. Yani aslında veriler de bunları gösteriyor. Yani verilerde de çok da farklı hani daha alt sayılarda, alt miktarlarda hani Ürdün, Filistin vesaire gibi ülke ya da Lübnan bunları da görüyorsunuz ama bunlar şeyi doldurmuyor. Hacmi benim gördüğüm kadarıyla hani böyle bir ciddi bir hacim yaratmıyorlar. Peki bu yani gelen herkes acaba vatandaş için mi geliyor yoksa gerçekten yatırımcı olarak da Türkiye'ye gelip Avrupa'dan veya Irak'tan veya İran'dan gelip evet bu güzel bir yatırım deyip yatırım olarak da gelen müşteri oluyor mu acaba? Yani, anket nasıl ayırabiliriz onu? Yani yüzde kaçı veya vatandaşlık için geliyor, yüzde kaçı yatırım için geliyor gibi. Anket verileri hani %30'a yakın vatandaşlık diyor. Yani bunu resmi bir veri açıklanmıyor. Bu konuda da yani biz defalarca İçişleri Bakanlığı'na da yazdık. Hani bu verilerin açıklanması gerekiyor. Hani kaç kişiye pasaport verildi? En son geçen 2020'de açıklandı. 9000 küsur kişi pasaport sahibi oldu diye. Bizim bir saha araştırmamız %325 arttığını gösterdi. Yaklaşık hani hesaplıyoruz 2021'de 19.000 civarı bir vatandaşlık aplikasyonu açıldığını gördük. Bu zaten bizim ülkemizin en büyük sıkıntılarından biri. Verisel anlamda ülkemizin çok ciddi anlamda biraz analitik dediğimiz sistemlere geçip işte kaç kişi vatandaşlık aldı, hangi ülkelerden aldı, kaç yaş grubu aldı gibi
bütün ülkeler böyle veriler paylaşıyor. Ki biliyorsunuz yani Yuval Harari'nin çok güzel bir lafı var. Hani 2020'de üretilen data veri 2020'ye kadar dünya tarihinde üretilen datanın iki katı. Yani ve bu data çöplüğünde yaşıyoruz. Ve bu datayı doğru okuyamazsak, doğru strateji üretemezsek, doğru hareketler yapamazsak elimizdekileri kaybetme gibi bir riske sahibiz. Vedat Bey'in söyledikleri doğru. Yani genel fotoğrafa baktığımızda öyle bir kitle var. Ama hani tabii yani B planı, Türkiye'nin hedeflediği kitle iki tane kitle aslında. Birisi sosyal yaşama özenen kişiler. Yani Bodrum'a gitmek istiyor, Antalya'ya gitmek istiyor, ne bileyim işte cuma namazından çıkıp akşam bir İtalyan restoranında yemek yemek istiyor. Lübnanlılar gibi, işte İranlılar da öyle. Bizim zaten en büyük konflikt, hani İranlıları çok Arap kesmek atıyoruz ama İranlar aslında Arap iyi, değiller. Yani İran İranlar, yok. Yani tabii. Benim gördüğüm özellikle o ne İranlar deniyor, entelektüel İranlar gerçekten çok kaliteli insanlar. Özür diliyorum, evet. Kimse kusura bakmasın. Benim tanıdığım pek çok İranlı bizden millet olarak bizden daha entelektüel, bizden evet. Daha iyi seviyede diyebilirim. Evet. Yani kusura bakmayın evet. Olur. Başkan isterseniz arkadaşıma bir katkıda bulunabilirim. Lütfen. 2021 senesinde 46 bin adet oturum ve vatandaşlık sattı. Bunun 6 bin tanesi resmi belgedir. Devlet veriyor ama Mart ayında veriyor. Geçen sene Mart ayında Gayrimenkul Yatırım Ajansı'na resmi yazıda bildirdiler. 6 bin vatandaşlık satmışız. 40 bin tane ise oturum satmışız. Yani vatandaşlık az. Bu senekinde ise 58.500'e daha vermediler. Ancak Mart'ta verebiliyorlar. Ben 10.000-12.000 civarında olduğunu tahmin ediyorum. Resmi bir rakam değil. Beni bağlamasın lütfen. Yani her zaman şey daha düşük. Evet. Vatandaşlık evet, evet. Daha düşük. Yani bunda 6.000 adet resmi rakam. 46.000 2021. 46.000 sadece 6.000 tanesi vatandaşlık satılmış. Şeyde ise bu seneki 58.000. Mart'ın 10-15'ini doğru verirler. Verirler. 2021'e. 2021'i. 2020'nin ki belli. Yani 46.000'de evet. 6.000. Tam tamına 6.000. Ben dedim ki kafadan batıyorlar. Evet. Vallahi 6.000. Öyle yani çünkü bu 6.000 bir çıkar. 5.980. Evet. 6.000 çıktı. Yani teşekkür ederim. Benim de yorum katkısı olsun. Şöyle bir sıkıntı var. Biraz önce Hakan Bey söylediğini farklı şekilde ele almak istiyorum. Bizde bu genel bir sorun. Bizde kurumlar birbirleriyle konuşmuyorlar ve birbirleriyle aslında veri paylaşımında bulunmuyorlar. Evet, çok kamu bir sıkıntı konuşuyorum. Dolayısıyla aslına bakarsanız sizin o 6.000 rakamınızın bile doğruluğu aslında kendi içerisinde bir soru işareti barındırıyor. Maalesef en büyük Türkiye'deki en büyük sorunlardan biri bu. Verinin gerçekçiliğinin sorgulanması gibi bir sorunumuz var. Çünkü verinin kaynağı da paylaşılmıyor. Evet. Yani siz işte diyorsunuz ya 6.000. O 6.000'i paylaş dediğinizde bu datanın kaynağı nedir dediğinizde biz hesapladık böyle çıktı. Değil atılıyor. Yani bizdeki en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. Kamunun kendi içerisinde bilgi paylaşmaması, kendi içerisinde bilgi paylaşmadığı için yani TÜİK'le de tam bilgiyi paylaşmıyorlar. Yani Türkiye'de bir TÜİK diye bir kurum var. Orayla bile tam bütün bir bilgi paylaşımı, detaylı veri seti paylaşımı yapılmıyor. Yani bu da maalesef bilginin doğruluğuyla ilgili şüpheler doğuruyor. Ama ben kendi gördüğümü söyleyeyim. Evet, Türkiye'de benim şahsi benim tecrübelerim, vatandaşlık başvurularının en azından İstanbul özelinde konuşuyoruz. Aslında bölgesel baktığımızda durumlar da farklılaşıyor. Yani İstanbul'da baktığınızda vatandaşlık amacıyla gayrimenkul alım oranı daha yüksek. Ama bugün Bodrum'a gittiğinizde, Antalya'ya gittiğinizde bu oran otomatikman düşüyor. Çünkü oradaki gayrimenkul alım amacı tamamen sosyal aktivite, tamamen orayla ilgili bir yaşama isteği, evet. Orayı kullanma isteği. Bu İstanbul'da yok mu? İstanbul'da da çok yüksek. Ama biz kendi projelerimizde yaşadığımızı söyleyeyim. Yaptığımız yabancı satışlarının herhalde yarıya yakını diyeyim size
doğrudan vatandaşlık amacıyla. Bizde de %83 doğrudan. Fakat bize de bir rakam vereyim. Ben mesela İsveçliler geldi, Antalya aldı. Tabii. Dedim kardeşim siz niye alıyorsunuz? Meğerse İsveç'ten 58.500 lira tam rakam bu. Sağlık turizmiyle ilgili adamlar tabii geliyor. Evet, tabii, tabii. Türkler tabii buna cevap veremediği için onlar alıp Airbnb yapıyor. Evet. Amerika'dan 821 kişi aldı. Biz bunların 300'üne ulaştık. Bir kısmını da biz sattık. Bunlar tamamen Airbnb. Neden? Tabii, neden Kağıthane'den alıyorlar? Tabii, çünkü bunların yukarıda çalışan adamları var. Tabii, tabii. Onlara kiralama için alıyorlar. Yani bizde bir sağlık turizmi var. Tabii. Bir de bir burada yaşayan onların ülkesinde adam var. Adam görüyor bunu. Tabii. Hiç oturum, yatırım, matırım değil. Bir talep için alıyor. Evet. Ve biz bunları tam kullanamıyoruz. Yani sağlık turizmi tam kullansak oradan 50 milyar. Buraya gelirken iki tane üç tane yanında mahcup olmayalım diye şeylere baktık. Amerika'daki eğitim sektörüyle entegrasyona baktık. Bir de Almanya'daki entegrasyona. Beyefendinin zaten Düsseldorf ofisi var. 2 milyon 797 bin talebe var. Evet. Almanya'da. Evet. Yabancı talebe. Evet. Amerika'da 1 milyon 357 bin var. Evet. Bunun önemli kısmı Çinli ve Hintli. Evet. Dolayısıyla bunlar entegrasyona tabi tutuluyor. Otomatikman onların babaları onlara ya EB5 alıyor ya E2 alıyor. Evet. Biz bunu beceremedik. Evet. Buradaki eğitimleri ilk 500'e giremediği için üniversite. Aynen öyle. Demokrasi girmiyor. Öyle bir kesim. Saydamlık çekiliyor. Dolayısıyla bizim çektiğimiz daha ziyade daha az ülkeler böyle İrlanda, Irak, Afganistan. Bunlar bizle oynuyor. Biz esasında bu ürün bu kadar böyle sadece bunlara satılacak bir ürün değil. Değil. Ama ben orada bir dipnot vereyim. Soruya da cevap niteliğinde olur. Bizim işte yıllardır işte İngiltere'de, Dubai'de, Avrupalı şirketlerle yaptığımız görüşmelerde Türkiye'ye getiremedik bu insanları. Hani ilk yani operasyon partneri olmak istedik, getiremedik. Dünyanın en büyük firmaları bunlar. Şu an bu firmaların burada olduğunu görmek beni çok heyecanlandırıyor. Yani bu firmaların sahipleri de İngiliz, İsviçreli insanlar. Şu anda buradalar ve yani çok ciddi anlamda satış gerçekleştiriyorlar, yatırım yaptırıyorlar insanlara. Yani birinci kesim nasıl sosyal hayata özenen insanlarsa, ikinci kesim stratejik olarak görenler. Ne demek bu? Vatandaşlık bir stratejik görmedir. İşte B planı dediğimiz, Amerikalı alıyor, vergisel durumlardan ötürü alıyor. İşte Güney Afrika'dan çok büyük bir akım var, adamlar Müslüman. Beyazlarla siyahlar birbirine giriyor şu an Güney Afrika'da. Siyahlar şey yapmaya başladı, ciddi bir otokrasi kurmaya başladı. Beyazların kaçması lazım. Şimdi namaz kılmak istiyor. Güney Afrika'da şey bir yer, modern bir yer baktığınızda nereye gelebilir? Dünyayı böyle haritayı bir açıyor. Ben nereye gidebilirim? 82 milyon, 29 yaş ortalama. Ekonomi tamam, git geldi bir ekonomi ama tüketim dediğimiz çok ciddi bir tüketim var. 82 milyon insan yiyor, içiyor, bir şeyler tüketiyor. Açık yakalarım diyor. Güney Afrika'dan bir şey götürebilirim diyor. Dubai'ye gitse kaç kişi yaşıyor? 2 milyon, 3 milyon insan yaşıyor. %80'i zaten yabancı. Hani tam 10 milyon adam yaşıyor. Hiçbir şey yok yani. Tam 10 milyon adam yaşıyor. 1 milyonu oturma izni var. Evet, evet. 9 milyonu yok ve bu işi en iyi üstad bilir. Evet. Yani Vedat Bey'in olduğu yerde Dubai konuşmak hata. Evet. Yani Vedat Bey'e bugün bir bu Dubai'de nasıl buraya geleceğini evet regülasyon olsa, Dubai'den çok adam getirmeye çalıştık. Evet. Yani insanlar evet regülasyondan sonra geldi. Evet. Yani dikkat edin. Regülasyon da şu anda hala daha çok eksik. %30'u var, 30'una bu kadar adam geldi. Evet, evet. %100 tabii olsa tabii, tabii, neler gelir. Yani. Bu dünyada bu işi İngilizler bilir. Tabii. Herkes İngilizlerden öğrenmeli. Evet. Onların yanında biz çırak bile olamayız. Tabii. Aynen öyle. O güvenli... Bu iş İngilizler bilir. Güven değil abi, onlar bu işi bilir. Evet, aynen. Burada önemli bir konu %30 gibi vatandaşlık, %70 gibi de yatırımcı kitle var dediniz. Yani benim için çok kritik bir data. Yani aslında ben onu yatırımcı olarak değil de yatırım oturum kavramı. Yatırım oturum yani. Evet. Yani böyle gerçek manada aslında bence vatandaşlık dediğimiz şeyde ki kitle de bir nevi onu aynı zamanda eş zamanlı olarak yatırım olarak değerlendiriyor. Evet. Baktığın zaman yani ne yapıyor 250 bin dolara evi alıyor da ondan sonra arkasını dönüp gitmiyor ki. Evet. Oradan tut
Kirayı veriyor. Kirayı veriyor. Başka bir şey yok. Bir de şeyi unutmamak lazım. Şimdi 10 milyar dolar diyoruz. Yani 58 bin konutu baktığınızda 184 bin dolar ortalamayla çarptığınızda yani 10 milyar dolara geliyor. Tabii bu insanlar yılda ortalamada saha araştırması 3 ay Türkiye'de kalıyorlar. Bu insanların ekonomiye hani indirect effect dediğimiz hani katkıları bir yani en az 3 milyar dolar, 4 milyar dolar gibi hani mobilya alıyor, hani internet bağlıyor, elektrik bağlıyor. Şeyi de unutmamak lazım. İstanbul'da 180'in üstünde dünya vatandaşının elektrik aboneliği var. Bunu açıklayan elektrik kurumu. Yani bu çok ilginç datalar. Bu elektrik aboneliği 35-40 ülke vatandaşıyken 7-8 senede nasıl 180'in üzerine? Yani zaten dünyada toplam 200 tane ülke var. Neredeyse bütün ülke vatandaşlarının İstanbul'da bir elektrik aboneliği var. O da işte pandemiden sonra Orta Doğu'da yeni bir finans merkezi ihtiyacı doğdu. Ama kendiliğinden doğdu. Yani böyle bir ihtiyaç var. Bence İstanbul buna çok önemli bir aday. Benim gördüğüm, yani analiz ettiğimde, şey yaptığımda çok çok önemli bir aday. Çin çok önemli bir pazar. Çin'de şu anda zero covid politikası var. Yani asla çıkamıyorsunuz Çin'den. Girip çıkamıyorsunuz. Zero covid politikası da sonlara doğru geliyor. Birkaç ay sonra sanırsam zero covid politikasını kapatıp artık kapıları açacaklar. Çin'de çok önemli bir yatırım furyası var. One Belt One Road dediğimiz, hani o baharat yolu dediğimiz yolda bir yatırım furyaları var. Ki Pakistan'a 50 milyar dolar bir yatırım yaptılar 4 senede. Çok ciddi bir rakam 50 milyar dolar para. Tabii gayrimenkule değil sadece. Her konuya yaptılar. Türkiye'ye bakıyorsunuz. Şimdi ICBC geldi. Bankalarını getirdiler. Şimdi liman yatırımları başladı. Gayrimenkuller başladı. O başladı, bu başladı. Çin gittiği yere açıkçası talan eder yani yatırım olarak. Her sektöre gider. Her sektörden büyük alımlar gerçekleştirir. Bir Çinli için neden Türkiye çok önemli? Türkiye bir watchtower. Yani Orta Doğu'yu çok güzel izleyebiliyorsunuz, Avrupa'yı çok güzel izleyebiliyorsunuz. Şimdi bir Çinli'nin İngiliz borsasına, bir Çinli finans kurumunun İngiliz borsasına çıkma ihtimali yok. Yasak çünkü. Ama Türk vatandaşlığı alarak Türk bir şirketle İngiliz borsasına girme ihtimalleri her zaman mevcut. Aynı zamanda baktığımızda bugün Suriye'de 11 yıldır savaş var, 12 yıldır savaş var. Yani bir gün bu savaş bitecek. Bir gün bu savaş bittiğinde de orada 2 kat trilyon üzerinde bir Çin'i ilgilendiren işler çıkacak. Ne çıkacak? İşte inşaat işleri çıkacak. Yeraltı işler çıkacak. Yerüstü işler çıkacak. Irak var. Bir tabii Irak var keza. İran var keza. Yolda geliyor şu anda İran'da baktığınızda. Bir Çinli için Türkiye çok önemli bir watchtower. Yani gözetleme kulesi gibi. Yani onun için burada tam anlamıyla vatandaşlık ülkelerinde bizim gördüğümüz hani 250 bin doların üstüne pek çıkmıyorlar. Çıkanlar da genelde işte kripto zenginleri gördüğümüz çok büyük yatırımlar yapan kişiler kripto zenginleri genelde. Dolayısıyla hani kitle gerçekten her geçen gün çeşitleniyor. Ama tabii bunu çok iyi regüle etmek lazım. Dediğim gibi çok mağduriyetler doğuyor gördüğümüz. İşte Vedat Bey bunun en büyük şahitlerinden biridir yıllardır. Hani mağduriyetlerden artık biz de tiksindik gerçekten. İşte parayı alıp tapuyu vermeme. Yani bizde bir olay vardır ya, parayı verdim, tapuyu vermesen ne olacak? Vermem. Tamam, veririm ben. Ben tapuyu alsam, adam da diyor ki ben sana tapuyu versem sen parayı. Yani güvenli alım sistemleri oluşturulması lazım. Bu kadar basit. Takas Bank'ta böyle bir sistem var. İletişimi yapılmıyor devlet tarafında. Verisel anlamda çok basit bir örnek vereceğim. Maltepe'de bir tane proje geliştiriyoruz. İşte TÜİK verilerine güvendik açıkçası. Yaptık, ettik, bir baktık ki Maltepe'de hiç talep yok. 3 sene önceden bahsediyoruz. Bir fark ettik ki zaten TÜİK verileri tapu devri veriler. Zaten Türkiye'de hiçbir gayrimenkul geliştirici teslim etmeden tapu devretmiyor. Dolayısıyla talebi göremiyorum ben bir gayrimenkul geliştirici olarak. Talebi göremediğim yerde ne yapıyorum? Varsayımlarla. Diyorum ki kağıthanede 1 artı 1 çok gider. Neye göre gider bilmiyorum. Çünkü öyle bir veri yok. Yani elimde öyle bir veri yok. Bu konuda işte devlet kurumlarıyla görüşmede bunu işte nasıl yapmamız gerekiyor dendik. Dedim ki işte tapuda ünite tipi yazıyor. 2 artı 1. İşte fiyatı yazıyor. Yani average hani yatırım değerini görüyor. Bölge yazıyor, mahalle bile yazıyor. Çok basit bir API ile, çok basit bir görüntüleme sistemiyle yani bunların hepsini çekip analitiği okutabilirsiniz, bir tane dashboard yaparsınız, yayınlarsınız. Yani çok basit bir sistem. Özel yayınlamayın, KVKK falan filan tamam mı? Yani en azından gayrimenkul sektöründe doğru projeler üretilsin diye bunu güzel bir şekilde yayınlayın. Yani bunun gerçekten yayınlanması lazım. Yani onun için verinin önemi çok önemli. Yabancı da hele çok çok daha önemli. Şimdi biz
konuşuyoruz ama elimizde net bir veri yok Vedat Bey'in dediği gibi. 6000 IMI Daily var, Investment Migration Insider diye bizim sektörün dünyada işte ne diyelim ekonomisti, yani her şeyi oradan takip ediyoruz, bir platform bu. Evet. Onların verisine göre 19000 vatandaş dosyası oluşturulmuş. 2021'de. 2021'den sonra. Evet. Toplam o. Yok yok, sadece 2021'de. İşte yani anlatabiliyor muyum? Şey yok, yani net bir elimizde bir data yok. Dolayısıyla hani bu konuda çok ciddi anlamda atakların yapılması lazım. Devlet kurumları arasında da gerçekten bir iş akışı söz konusu değil benim gördüğümde. Kurumlar arasında, kamu kurumları arasında bu konuda aslında anlayış farklılığı da var. Evet. Yabancı satışıyla ilgili söyleyebilirim. Hatta tam tabiriyle bir rekabet de var. Evet. Dolayısıyla bilginin şeffaflaştırılmasında ziyade bilginin tam olarak saklanması durumu bile maalesef söz konusu. Yani bir ciddi bir rekabet var. Bir de bir ön yargı var. Evet, yani o da var. Şey gerçekten yani hepimizin anlaması lazım. Başka ülkede yatırım yapmak vizyon gerektirir. Hani kolay bir şey değil başka ülkede yatırım yapmak. Gerçekten yani ben bunu devlet kurumlara da söylüyorum. Siz yabancıyı Arap olarak görmemelisiniz. Arap olsa dahi eğitimli insanlar bunlar. Yani başka ülkede yatırım yapmak demek, banka hesabı açmak demek, pasaportu tercüme ettirmek demek, vergi konularına girmek demek. Dolayısıyla hani bu konuları çok ciddi ele almak lazım. Benim en önemli mesajım bu konuda yabancı kelimesini literatürden kaldırmak. Yabancı biraz hani şey hissettiriyor. Yabancı deyince Türk halkının algısı pahalıya satayım, işte Araplara satayım falan. Onu uluslararası galiba bir yatırımlar olarak, yatırımcısı olarak en azından değiştirirsek belki bir trend başlamış olur. Biraz daha olaya daha geniş çaplı bakmış olur. Bir şey ekleyebilir miyim? Bu tabii, bahsettiğinize yardımcı olması açısından, hatta yarın saat 2'de toplantımız var değerli uzmanların birliğiyle. Bu şeffaflığın en büyük ortadan kaldırıldığı durum da 1 Kasım günü aniden otomatik eksperlere gelen işlerin elimizden alınıp müşteri tarafından seçilmesi oldu. Evet. O değil yani Türk de o data veri vesaire neyse kim nasıl iş seçiyor, kim okuyor evet. Bilemiyoruz şu anda. Evet. İsim vermeden ben yarın bunu... Uzman, değerli uzman mısın? Hem firma, hem uzman, okay. Evet, firma olmak. Ya bayağı biz bundan zaten çok nasıl diyeyim, çetrefil gibi sektör haline geldi. Ne güzel otomatik dağıtıyordu bilgisayar, öyle biliyorduk algoritma. Ama şu an emlakçılardan istiyoruz biz işi gibi bir şey firmayı dövmek. Ben o işin için başından sonuna kadar içindeydim. Çalıştay kuruldu biliyorsunuz belki. Çalıştay'ın da içindeydim. 8 tane fan toplantı yaptık. Uluslararası değerleme kriterlerine göre teminat amaçlı değerleme sistemini pazar amaçlı, pazar değeri bulma amaçlı bayağı bir iyileştirdik. Yani öyle söyleyeyim yani İngiltere'den akademisyenlerle görüştük falan. Çok güzel bir hale getirdik. Otomatik değerlemenin sıkıntısı altta bir beyan veriyorsunuz siz. Hani ben bu değerleme raporunu teminat amaçlı yapıyorum diye. Onu da değiştirdik, şey yaptık ama bir anda tabii seçme özgürlüğü getirildi. Onun amacı da işte oradaki, ya zaten böyle bir kanun yani otomatik de olsa, seçme de olsa önce bir sahadan bildirimlerin alınması lazım. Mesela en son işte geçen ay bir anda işte döviz değişimiyle ilgili bir genel yayınlandı, kararname yayınlandı. Sabah bu işin oyuncularını aradım. Yani tapuyu aradık, oraya aradık, buraya aradık. Uygulama talimatı olmayan bir genelgeyi uygulayamazsınız. Ama diyor ki bu genelge bugünden itibaren geçerli. Ama uygulama talimatı yok. Yani bankayı arıyorum, bankada ekran yok. Yani döviz alım belgesi vermeyi bilmiyor banka. Dolayısıyla 24'ü itibariyle olan şey. Evet. Dolayısıyla hani tapu kadar böyle işte gerçekten o konuda çok vizyonlu insanlar var tapu kadar sonra. Büyük çalışmalar sonucunda böyle bir kanun getirildi. Ama bugün bile döviz alım belgesi Ziraat Bankası diyor ki ben nasıl vereceğimi bilmiyorum diyor. Yani sonuçta hani bu tebliğ yayınlanıyor. Öyle bir belge yok aslında. Öyle bir belge yok diyor. Yani ama var diyoruz. Hani genelge var, örneği var. Hani Merkez Bankası'nın talimatı var ama yani bunlar gerçekten biraz süreç isteyen şeyler. Bürokrasi gerçekten ağır ilerliyor demeyeyim ama biraz böyle sindire sindire ilerliyor. Alışa alışa ilerliyor. Dolayısıyla haklısınız. Yani çok haklısınız. Ama hani otomatik derlemede de çok büyük krizlerle karşılaştı sektör. Derleme atıyor. Antalya'dan derleme uzmanı İstanbul'a geliyor. Yani markalı konut projenin hikayesi bambaşka. Yani benim Maltepe'de üstünde işte
en iyi yine Vedat Bey bilir. O proje geliştirme olayları o kadar büyük olaylar ki o hikayeyi yazarken 2 sene 3 sene kafa patlattığın işi karşıda işte Ahmet evleriyle karşılaştırırsanız bu iş olmaz yani gerçekten. Bakın yani aslında değerleme uzmanların bilgiyle TÜİK orada yani kendi kendine çalışabilseydi evet, çok orada iyi. Bakın en büyük sorun o zaten. Şimdi yani orada tekrar yani siz tutup olarak aslında siz demiyorum bir tarafta da GİGDER var, öbür tarafta da bakanlık var, öbür tarafta da ilgili kurum var. Bunlar birbirleriyle koordine çalışıyor olsa aslında bu sorun çok rahat çözülür. Şimdi siz kendi tarafınızda bence %100 haklısınız. Kesinlikle. Dönün bu masanın bu tarafına oturup biz %100 haklıyız. Evet. Böyle bir durum var. Neden? Çünkü aynen öyle. Şimdi ben örneğin hani burada yakında Kuasar'ı satıyorum. Kuasar'ın yanında apartman var. Değer olarak apartmanla karşılaştırıyor. Bir de yetmiyor. Bakın yetmiyor. Bu özür diliyorum. Bu eğitimle ilgili bir sorun. Yani sektörün kendi içindeki ekibi elemanları da eğitiyor olması lazım. Hem değerleme tarafı için söylüyorum hem bu taraf için söylüyorum. Yetmiyor. Bir de bunu teminat amaçlı sanki bankaya yapıyormuş gibi yaptığı için bir de oradan bir discount diyor değer. Siz şimdi ben çok fazla şeyde hem de hani çok büyük değerleme firmalarına diyeyim, isim vermeyeyim burada. Çok büyük değerleme firmalarına genel müdürüne şunu demişliğim vardı. Ya bu fiyata, çıkardığınız fiyata bana bir tane ürün verin, ben Vedat olarak almazsam adam değilim. Yani böyle söylediğimiz çok çıkmıştır. Bakın çok basit mi? Yani çok basit mi? Sadece yabancı hikayesi değil konu. Evet. Yerli yabancı hiç fark etmez. Ben Vedat olarak sizin çıkardığınız değere %10 da prim de koyayım. O primli haliyle de Vedat olarak kendime satın alıyorum. Yani bir konunun dediğim gibi sizin tarafta siz bence %100 haklısınız. Yani otomatik değerleme bir konu ve bence işin fair olması açısından da doğru bir yürümesi. Yani eğer doğru kurgulansaydı güzel bir model olacaktı. Ama bu tarafta da böyle bir sorun var. Dolayısıyla da çok özür diliyorum. Gene burada hani kayıt dalı bile olsa da çok umurumda değil, önemli değil. Sonuç itibariyle bu tarafta da ilgili kurum ya da ilgili kamu kurumu nezdinde kimin borusu daha fazla ötüyorsa onun dediği oluyor. Yani bu hep böyledir. Bu sefer bizim elimiz biraz daha ağır bastı diyeyim size. Kusura bakmayın, özür diliyoruz ama böyle. Ama yani ama düzeltilmesi lazım. Yani söylenecek şey var. Her iki tarafı da düzeltmesi lazım. Yani hem buranın düzeltmesi lazım hem oranın düzeltmesi lazım. Müsaadenizle bir şey söyleyeyim. Buyurun. Şimdi 2017'de bu vatandaşlık çıkmadı. Biz elimizi bulaştırmıştık 2012 Aralık. Malum 17 Nisan'da biz ısmarlama geldik Amerika'da ve konuştuk. O zaman dedik oturum yapalım. Dediler ki bu ne olur? Dedik ki şu anda 2 mi? Bakın 2013'te 3 olur, sonra 4,5 olur. Regülasyona geçersek bu çok artar. Dediler Amerika'da nasıl oldu? Rapor verdi. 94'te 1 milyar dolardı. Evet. O tarihte gittiğimizde 69'du. Sonra bu 150'ye kadar vurur dedi. Hakikaten 157 vurdu. Dünyada iki tane dolar var. Birisi kaçak dolar, Jua ile Çinlilerle ilgili. Çinliler 110 milyar dolar. Esasında bu işte arkadaşımı affına sığınarak değil, 1 trilyon dolar. Evet. Ama bu 1 trilyon değil, 1,5 trilyon dolar. Evet. Çünkü buna şey dahil değil içerisine. Kayıt dışı. Kayıt dışı. Tabii. Bir de şirket aldığın zaman adam gidiyor. Tabii. Bir tane çuvalcılı bir herif geliyor bizim ofise New York'ta. Ben diyor 2,5 milyar dolar yatırım yapacağım. Ulan dedim bu yazamaz 2,5 milyar dolar. Meğerse bir sendikanın başkanıymış. Gitti Waldorf Astoria'yı, ben gene çok biliyorum ya. Evet. Öp dedim lan Waldorf Astoria'yı satarlar mı? Amerikan başkanlık. Aldı herif abi. 2,10'da 6 milyar. Biz bu işi kaçırdık. Neden? Bir bilgiçlikten, iki iddiacılıktan. Evet. Yani adama dedik değer verdik. Lan buradan bu 2,5 milyar yazamaz dedim lan alt alta. Evet. Bu saçma sapan adam atın şuradan dedi. Karayla imanın kimde olduğu. Kimde olduğu belli değil. Lafı oradan çıktı. Aldı herif. Evet. Ve biz oradan kaçırdığımız paraya bak. Ayağımıza gelmiş ya. Bir de Çinliler diyorsun. Bak arkadaş onu özel bir toplam. Çinliler. Biz mesela Çinlilere özel bir model geliştirdik. Nedir? Çinliler parayı Amerika'da çok sevindirdi. İçine 1 milyon dolar girer. Gelir atar. Ona şirket kurmalısın. O vergi numarası alamaz. Ona sponsor olmalısın. SSN'i yoktu. Parayı almalısın, güven esası dönüyor. Evet. Ve evden gelen çocuğun hangi okulda okuyacağı,
ve ne zaman ne işi yapacağı, ne zaman Çin'e döneceği belli. Belli, her şey. Adam 40 milyar dolar ama tam rakamı söyleyeyim 37 milyar dolara çıktı. Ondan sonra ne oldu? Bu Amerika 1 milyon 800 bin kaçtı. Şimdi hepinize söyleyeyim. Amerika 18 Şubat'ta bunu 500'e indiriyor. Evet. Bizim pazar için en kötü haber bu. Evet, 500 bin dolara indiriyor. 500 bin dolar istiyor. Evet, evet. Bunlar 157 yapıyordu, 40'a indiler. Şimdi evet. 110 milyar dolar tekrar oraya gidebilir. Evet. Anlatabiliyor muyum? Doğru, tabii, tabii. Yani gidebilir. O yüzden biz regülasyon yapmalıyız. Evet. Regülasyon olmadığı için bu çeşit. Şimdi beni çağırdılar. Dedim ki kardeşim, bu vatandaşlık tam bizim Türkiye modeli, sat yaptı. Evet. Bizim Amerika'da gayrimenkul 6,5 milyon satılır. Bir kişinin riski yoktur. Evet. EB5'da %80 battı 2008'de. Evet. Neden? Satyap olduğu için battı. Evet. Ve Satyap'ta değerleme raporu olmaz. Bizim değerleme raporu, falcı mı bunlar ya? 3 sene sonrasının gayrimenkulü değeri bu kadar yazılı mı galiba? Evet. Bir de bunlar bir şey öğrenmiş, bankacıların ekspertizi bunlar. Evet. Her şey teminat olarak verilmiş gibi, evet. Değerinin %50'sini at, çünkü bunlara davalar açılıyor. Bu çocukları mağdur ettiler. Evet. Gayrimenkulde bitmiş bina satılır, evet. Madem deseydiniz. Evet. Satyap yapıyorsanız Satyap'ın değerlemesi olurmuş ya. Evet. Yani falcılık olur o. Tamamlanmış. Bakın, değeri... Satyap'ın falcılığı olur. Evet. Kim 3 sene sonrasının değerlemesini yapabilir? Evet. Bu hokkabazlık zaten. Evet. Hokkabazlığın da ceza yasası olmaz. Ben bir tane bir değerleme uzmanı başkanı var. Adamla bir toplantıya katıldı. İyi ki katıldı. Ben de 50-60 tane değerleme uzmanı verdim. Gittim Şişli'deki başsavcı. Dedim beyefendi buradan bir gün 50 milyar dolar gelecek. Siz bu değerlemecilerin bir tanesini geri daha. Sen niye geldin? Ne menfaatin var? Ben Türkiye aşığım. Adama yetti. Evet. Adam hakikaten. Ya bir değerleme başkanı, değerlemeciler. Kardeşim bizim 250 bin doları, 125 bin doları. Yani menkulün değeridir. 125 bin dolar vatandaşlığın değeridir. Satsak %50 düşük olsa ne olur? Evet. Ya Çinliler %30 komisyonla mal satılır. Evet. Demek ki biz bunu 125'e mal edeceğiz, 250'ye satacağız. Evet. %30 da bu adamlara komisyon vereceğiz. Evet. Bu ne demek ya? Bunun teorisini, matematiğini bilmeden bürokrasi de bu işi hiç bilmeyen adamlar var. Evet. Ben bir gayrimenkul yatırım ajansı diye bir şey kurdum. Hatta Vedat Bey de gelsin dedim bu oturaklı bilgili. Ben bunun dersine gittim, katıldım. Bizim Geoder'de veriyor. Evet. Dediler ki Mustafa Bey sen niye katılıyorsun? Valla benim bu teşekkürleri en beğendiğim adamlardan birisidir. Evet. Saadet Ağa'nı anlatıyor. Güzel anlatıyor. Ben her gittiğimde bir şey öğrenirim. Burada da keseceğim. Evet. Bunu ortak hepimizin evet. fikri diye söylüyorum. Bir kere değerleme olmaz. Bu adamın biri bakan 2017'de masada oturdu. Adam da kalbet. 42 milyar dolar müşterim var. Bir tane müşterisi gelmedi. Ben de adam için 10 yere yattım. Bunu bakalım da atmazsanız dedim. Ben sizi savcılığa vereceğim. Sonra beklediler. O da zaman geçti. 2018'in ocağında yapmadı. Ne zaman ki baktık batıyoruz. Papaz olayından sonra bu 250'ye düştü. Şimdi birileri diyor ucuz satıyor. Bu hepimizin kabahati var. Amerika 157'ye satıyor ama satanlara ekstra prim veriliyor. Bir, 157 milyarın 3 milyar doları tanıtıma harcanıyor. İki, Amerika'da 1 milyon 400 bin emlakçı var. Bunu sadece 12 bin 200'ü satabiliyor yabancıya satış. Evet. Bizde burada en önemli sorun ne biliyor musun? Önüne gelen. Ucubeler burada yabancıya satış yapıyor. Dün bir satış toplantısına katıldım. Bizim kendi şirketimiz. Herife sordum kaç para kira alacağını tahmin ediyor. 1000 dolar dedi. Ulan orada 1000 dolar kira olur mu? Satıcı dedi ki Müjdat Bey siz çok doğrucuda mutsunuz dedi. Böyle satılmaz dedi bana ya. Resmen suratıma. Ben dedim ya Müjdat oğlum böyle bir şey olmaz. Ben de karşım 1000 dolar kira orada olmaz. 1000 dolar kira yok orada. Efendim siz satışlara mani oluyorsunuz. Ya 1000 dolar kira konuşuyor ya adama. O senin dediğin bölgede de 1000 dolar kira mı olurmuş? Şurada şunu söyleyelim özellikle. Regülasyonun başı Gayrimenkul Bakanlığı. Bir yere gidiyorsun Çevre Bakanlığı. Bir yere gidiyorsun Adalet Bakanlığı'na. Ya bir mecliste bir tane gayrimenkul bakanlığı olmaz mı ya? 70 milyar dolar bir seçimden bahsediyoruz. Ya adamla MİP'e gittik, MİP'inde sunum yapacağız. Mustafa Bey diye bir adam çıktı, sunumu ben yapacağım dedi. Ya kardeşim dedim, sunuma da 3 tane Türk katıldı, Türk standının içinde yaptık MİP'inde. Ulan köyler sarılar birbirine ağırlıyor. Beyefendi ben yukarıda yapayım. Sadece aşağıdaki Amerikalıları, Almanları çağırayım. Buraya 500 kişiyi toplarım, parası da ben vereceğim.
Anlatabiliyor muyum? Kokteylleri. Türk verir de yaptık. Adam anlatıyor. En sonunda sordum. Sen ne anlatıyorsun? Artık ulan dedim. Tatmin olamadım. Dedim yapılan ihracat, sabancı sermayenin %89'unu biz getirmişiz. Ben bunların karşısına dikildim. %10 bize verin. %10 bize verin. Ne toplanıyor? Örneğin 10 milyar dolar. 1 milyar doları biz kullanıyoruz. 150 bin dolar para veriyor. Gitler buna 150 bine razı olur. 150 bin para nedir ya? Evet. Bir fuar 150 bin dolar. Evet. Doğru mu? Evet. Bilal Bey. Doğru. Ya bunun öyle tanıtılması var ki. Bir yerden başlamak lazım. Yani ama bir şey söyleyeceğim. Kaynak olmadan, birlik olmadan. Biz gayrimenkul yatırım ajansı kurduk. Bütün bilgileri aldılar. İçimizden iki kişi. Onları da çağırmıştık yönetimi Eyüp Bey. Gittiler Gitler kurdular. Abi onlar konuşuyor. Benleri iddia ediyorum. 400 milyon ilk defa geldim burada haklısınız. 1 milyar bile değil. 1 trilyon bile. Bu 1 trilyon 500 milyar. Biz bunun içerisinde %1'ini bile yaptınız. Tek sorun regülasyon değil. Daha Türk halkı bunu kabul etmedi. Değerlemecilere bunu anlatamadı. Değerlemeci bitmemiş bina yapamaz kardeşim. Falcı mı bu ya? Yani yasada bitmemiş binanın değerlemesi olmaz ve şuna göz yumacağız. Bunun yarısı vatandaşlık, yarısı mülkün değeri. Çünkü Çinli'ye %30 komisyon verebilir. Evet. Biz Çinli'ye EB5 satıyorduk ama %30'unu komisyon veriyorduk. Amerika'da. Tabii böyle satıldı bu işler. Evet. Ve de bizde satılan rakam şudur. Bütün dünyada bu komisyon. Tabii. Bütün dünyada bu komisyon alıyor. O ona gidiyor, ona gidiyor, ona gidiyor. Ve Çinli birinci Avustralya alır. Evet, evet. İkinci Tayvan alır. Az olmasının bir sebebi mi o zaman? Öyle düşünebilir miyim? En önemli sebebi hayır. Altyapıları daha oturmadı. Bunlar yok, Yunanistan'da yani. Alıyorlar. Limanları var, firmaları var, çocukları orada okuyor. Sen Bedrettin Dalal'a gittin ben. Bedrettin abi bir tane dedi bir şey aç. Çinli üniversite. Orada da aç, burada da. Eğitimle birleştirmezsen, sağlıkla birleştirmezsen, ticaretle birleştirmezsen, burada bir çayla tam yapmazsan, bu şirin. Şöyle Müjdat Bey, ben özür diliyorum. Yani Çin kısmı ile ilgili başlayayım. Yani Çinli'nin Türk pasaportuna, yani Türkiye'nin kaşına gözüne hasta değil Çin, gerçekçi olalım. Çinli'nin için Türk pasaportu 3 tane şey ifade ediyor realde. Bir, Amerika'ya geçiş kapısı, 2, İngiltere'ye geçiş kapısı, 3, hiçbir yere geçmiyor. Çin pası, Çinli Türkiye'den Türk pasaportu alarak çocuğunu Çin'deki yabancı okullara gönderebiliyor. Çin evet. Vatandaşı Çin'de eğer orada yaşıyorsa Çin vatandaşları çocuklarını yabancı okullara, Amerikan, İngiliz okullarına gönderemez. Ama Türk pasaportuyla ya da herhangi bir yabancı ülke pasaportuyla gönderebilir. Türkiye'nin Çin için pozisyonu bu. Harikasın. Bunun bu çok net yani. Dolayısıyla da 250 bin dolar da onlar için gerçek alabilecek, bunu yapabilecek, çocuğunu yabancı okula gönderebilecek, Amerika'ya gidecek bir Çinli için 250 bin dolar peanut. Çok net yani orası da. Gayet rahat ödeyebilecekleri bir para. Tabii ki onun başka hikayeleri var. Paranın Çin'den çıkışı, bunların yılda 50 bin dolardan fazla para çıkartamıyorlar falan filan gibi. Ama başka çıkartma yolları var gibi bir sürü hikayeler var. Bu Çinli Türkiye'de yerleşik olan, şu anda yerleşik olan Çinli firmaların da yaptığı iş aslında bu. Özetinde o paranın buraya transferini ya da bu ya da benzer ülkelere transferini organize etmek. Evet. Ve Çin sisteminde siz burada bir acenteyle anlaşırsınız. O acentenin Çin'de işte Shenzhen'de, Guangzhou'da, şeyde, Şangay'da, Pekin'de, orada burada vesaire bir sürü yerde ofisleri vardır. Onların sub-agentları vardır. Sub-agentların da sub-agentları vardır. O 25'ler, 30'lar, 35'ler, 35'ler aşağı doğru iner. Ha günün sonunda da ama buradaki adam minimum %10'da kazanır nette. Evet, evet. Yani hani onu da söyleyelim. Yani sistem Çin'de bu. Diğer konuya gelince de ben yani değerleme konusunda çok aynı fikirde değilim açık söylemek gerekirse. Şu anlamda aynı fikirde değilim. Bizim en büyük sorunlarımızdan biri bu aslına bakarsanız. Çok böyle şey ifadeleri olacak ama böyle çok jenerik ifadeleri olacak ama zamanında işte Kuveytlilere Beylikdüzü'nü, Esenyurt'u, Boğaz manzaralı diye pazarlarsa o adamlar da ha onlar da onun şeyine gelip alırsa tabii o da başka bir boyutu ama ondan sonra döner Kuveytli'ye mal satmak istediğinde Binbirdere'den su getirirsin. Bunun yolu ne? Bunun yolu bir
düzen kurmaktan geçiyor, bir sistem kurmaktan geçiyor. Emin herkes İngiltere'den bahsediyor ya da Almanya'dan bahsediyor. Almanya'da ev almak istiyorsanız ya da İngiltere'de ev almak istiyorsanız merhaba ben geldim ev alıyorum diye bir kural yok. Böyle bir kavram yok. Sizin bir noteriniz var, avukatınız var, para onlarda toplanıyor, bütün işlemler oralarda yapılıyor. Bunlar aslında bir sistem, bir mekanizma ve aslında neredeyse diyorum size alıcıyla satıcı işlemler esnasında, satış, transferler vesaire işlemleri esnasında birbirini görmüyor bile. Görmüyorlar. Evet. Birbirleriyle bir işleri yok onların. Yani onlar adam alıcı geliyor, bakıyor, evet çok güzelmiş diyor. Fiyatı ne kadar? Bu kadar diyor. Zaten onda pazarlık diye bir şey de yok bu arada. Yani varsa da belki böyle atıyorum bir puan, iki puan bir şey var mı da bilmiyorum. İngiltere'de alacak adam nasıl? Liste fiyatı, peşin fiyatı. Adam diyor ki liste fiyatı ne? Ne? Aynen peşin öyle. Aynen öyle. Yani her şey net, her şey çok net. Sistem belli. Oradaki, bakın... Allah'ın iyi razısını arabanı Türkiye'ye getirdiğinizde bir mal satmaya çalıştığında o İranlı'dan komisyonunuzu hizmet bedelinizi alamıyorsunuz. Dönüyorsunuz, geliştiriciden alıyorsunuz. Ama Almanya'dan almaya kalktığında adam hem şeyin hem geliştiricinin hem de kendi payı olarak her iki tarafında hizmet bedelini doğrudan alıcıdan alıyor. Bu gayet yasal bir durum. Yani gayet her şey şeffaf, her şey yasal. Yani orada alıcı o hizmet bedelini verdiğini de biliyor. Yani bizde bu biraz hani özür dileyerek söylüyorum, biraz tırnak içerisinde şark zihniyeti. Yani her şeyi böyle bir gizleme, her şeyi bir kapalı kapılar ardında yapma, her şeyi bir dakika onu mış gibi gösterme, bunu mış gibi, böyle bir dünya yok. Yani aslında bütün her şey bir sistem kurmak ve bir şeffaflık üzerine kurulu. Bunu yaptığınızda zaten sisteminiz varsa, şeffaflığınız varsa eşittir güven sunuyorsunuz demektir. Güveni sunduğunuzda da bakın Türkiye'nin şöyle bir özelliği var. Bu da çok jenerik olabilir ama bunlar gerçek. Türkiye aslında pek çok ülke için bir yaşanılacak ülke. Her şeyle yaşanılacak ülke. Yani demin Hakan'ın söylediği şey çok güzel. Yani cuma namazından çıkıp akşam içmeye gidebilir adam. Bunu da herkes yapıyor bu arada. Yani istediği kadar ben Müslümanım desin. Suudi'de yani her türlü ortamdan kalkıp iki dakika ben bir şurada bir namaz kılayım deyip sonra ortamına devam edebiliyor. Yani din kavramı bizde daha din kavramı gerçekten din yaşıyoruz. Yani onlar öyle değil. Onlar bir hayatın doğal akışı olarak görüyorlar. Çoğunluk için söylüyorum tabii. İstisnalar her zaman var. Dolayısıyla her şeyi yaşayabileceğiniz denizi, yeşili, kültürü, tarihi, turizmi, eğlencesi, azıtması, sapıtması, en iyi yemeği vesaire her şeyi burada bulabiliyor. Ve dünyada da şöyle bir hikaye var. Dünyada bu da biraz jeopolitik konumdan kaynaklı. Aslında yukarıdan aşağı doğru bir kestiğinizde ülkeyi, dünyayı diyeyim daha doğrusu, bir batıdakiler var, bir doğudakiler var. Türkiye de bunun ortasında duruyor. Şimdi Türkiye'nin doğusundakiler için söylüyorum. Bütün doğu, buna Orta Doğu dahil, buna bütün Asya dahil, Rusya dahil, Azerbaycan'ı, Türkiye Cumhuriyetleri, İran'ı, Rusya'yı hepsi dahil. Paranızın ya da kendi hayatınızın, çocuklarınızın hayatınızın güvende olmasının bir tane kuralı var. Kendinizden en batıdaki ülkeye gideceksiniz, oraya bir miktar paranızı park edeceksiniz. Bu Türkiye için de geçerli bu arada. Gerçekçi olan. Türkiye'de o yüzden, Türkler de o yüzden gidiyor. İngiltere'de yatırım yapıyor, Almanya'da yatırım yapıyor vesaire vesaire. Amerika'da yatırım yapıyor. Bu böyle bir şey aslına bakarsanız. Türkiye'de bu anlamda baktığınızda Avrupa'ya gittiğinde Almanya'da çok ciddi yatırım var. İngiltere zaten bence bu işin şeyi, merkezi. Bir İngiltere'yi sayabilirsiniz, bir Amerika'yı sayabilirsiniz zaten aslına bakarsanız ana merkezler olarak. Ama reel olarak baktığınızda doğudan doğru geldiğinizde ilk park edebileceği,
en rahat edebileceği, en rahat yaşayabileceği, her türlü hareket edebileceği, her türlü esnek hareket edebileceği. Çünkü Türkiye'nin doğusundaki yaşam şekli de bu arada buna uygun. Daha esnek hareketler, özellikle ticari noktalarda. Türkiye ticari, ekonomik konularda da esnekliği olan bir ülke. Yani bu da her zaman dezavantaj değildir, bazen avantaj da olabilir. Türkiye bu anlamda en güvenli yer. Ama sorun nerede? Sorun bir regülasyon yok, bir şeffaflık yok, ikisi birden yok maalesef. İkisi birden olduğunda zaten biz bugün 8-9 milyar dolarları, 10 milyar dolarları konuşmayız. Çok çok daha üstünü konuşuyoruz. Bayağı üstünü konuşuyoruz. Yani Türkiye gibi bir ülkenin dünyadaki yabancı gayrimenkul hareketinde, pazarında binde 7'ler, 8'ler, 9'lar, Hakan'ın ifadesiyle %1'ler diyelim. Ben de %1 olduğunu düşünmüyorum, daha düşük olduğunu düşünüyorum. Böyle bir oranda pay alıyor olması, özür diliyorum, tırnak içerisinde bir utanç verici bir durumdur. Bizim açımızdan öyledir. Yani biz bunun çok daha üstünü yapabilecek potansiyele sahibiz. Ama şöyle bir sorunumuz daha var. Türkiye'de yabancıya gayrimenkul satışının da tabii karşısında olan da bir yapı da var. Yani bu da başka bir durum. Onları da mantık olarak, bakış açısı olarak anlayabiliyorum. Ama şöyle bir realite var. Dünyadaki tek real asset gayrimenkuldür. Herkes de oraya gider. Güvenli bir liman istediğinde. Vallahi İngiltere dediğimiz, Londra dediğimiz yerin herhalde %50'sinden fazlası yabancıların elindedir. Ama Londra hala İngiltere. Yani Londra herhangi bir şeye geçmedi. Herhangi bir başka bir ülkenin mülkiyetine geçmedi. Türkiye'de de bunun kurallarını da doğru kurduğumuzda tabii ki özür diliyorum Esenyurt'un %50'sini de tabii ki yabancılara satmayalım. Ben orada da hemfikirim bu arada. Ama belli şeylerle, belli limitlerle diyeyim, belli kurallarla bu yabancıya satış operasyonunu daha düzgün, daha iyi bir hale getirebiliriz ve bizim açımızdan da daha büyük bir gelir kapısı haline getirebiliriz. Son bir şey daha söyleyeceğim. Deminki şeyden, yani biz millet olarak yabancılar gelmesin, buradan ev almasın, bu öyle oluyor, böyle oluyor diye bir taraftan söylüyoruz. Ama öbür taraftan Almanya'da da Türk mahallelerimiz var diye de gururla dolaşıyoruz. Yani bu ne feriz, bu ne daha koşusu da derler. Ben bir ek yapmak istiyorum. Şimdi en son birkaç işte programda ben bu işin ticarileştirilme önerisinde bulunmuştum. Bir mektup da yazdım ben bakanlığa. Şöyle yani 250 bin dolar vatandaş bütçesi tamam okey ama bunun çok ciddi bir şekilde takip edilmesi lazım. Örnek veriyorum siz Beylikdüzü'nde 2000 tapu devredip bunun 1500'ünü yabancıya devrediyorken Beykoz'da bunun bir tanesini yabancıya devrediyorsanız Beylikdüzü'nde biraz durdurursunuz bu işi. Yavaş yavaş o taraflara kaydırırsınız. Ya da gidersiniz sizin şu anda döviz ihtiyacınız var değil mi? Çok ciddi bir döviz ihtiyacınız var. Portekiz açıklama yaptı. Dedi ki ben 2022'de Porto'yla Lisbon'u vatandaşlık kapsamından çıkarıyorum dedi. Ne oluyor? Braga'ya gidiyor yatırım. Oraya gidiyor, buraya gidiyor. Yani bu işi böyle ticarileştirmek derken şeye dönüyor ismimiz. Pasaport tüccarlarına dönüyor ama yani bu işe öyle bakmamak lazım. Bu işi gayet döviz girdisi olarak ben şu anda hükümetin yerinde olsam çıkarım derim ki İstanbul'da 20 bin başvurudan sonra İstanbul'u 350 bin dolara çıkarıyorum. Bak nasıl geliyor 20 bin başvuru. Ertelenen talebi hızlıca çekersin. Bodrum'da 250 bin dolar mantıksız. Yani Bodrum'da 250 bin dolara mal yok zaten. Yani burayı hemen 500 bin dolara çıkarmanız gerekiyor. Sonra bölgelere göre, lejantlara göre, mahallelere kadar oraların yabancılaşmaması için buraları takip etmek gerekiyor. Yani kaç kişi alıyor, kaç kişi. Bugün ben Esenyurt'ta bir markete girdiğimde kasiyer bile yabancı. Yani benim şahsi bu konuda deneyimlerim var. Bunun ya, engellenmesi gibi bir şey, hani Amerika'da da Little Italy var, işte Chinatown var. Ben bu konuya karşı değilim ama hani engellenmek isteniyorsa, dert buysa bunun çözümü var. Ve devrede kulak yabancı yatırımı. Hani 1,5 milyon konu satılıyor. Hani 58 bini yabancı. Yabancı da bu arada Esenyurt'tan ev alayım diye de çok da bayılmıyor. Yani. Aynen. Esasında bu programlar yapılırken bunlara regional center deniyor. Evet. Onun için onu takip ediyor. Regional center ne demek?
sen ancak bu bölgeden alırsan, tabii, bu ürünü alırsan vatandaşlık alırsın. Evet, tabii, tabii. Onu da ne yapıyorlar? Yani, sadece konut sanayinde değil. Onların yaptığı en büyük operasyon şu, onlar bunu batan otellerde, yenileştirecek şehirlerde, tarımda, evet, teknolojide, evet, ve kayak tesislerinde, evet, kullanıyorlar. Yani sen oraya turistin çok gelmesini istiyor Vermont'a. Vermont'a çok gelmemiş. Bunu diyor regional center yapalım ki vatandaşlık, evet, alarak burası dönsün. Mesela şeye veriyor, biomedical'a veriyor. Evet. Mesela otellere veriyor. Evet. Zaten servis apartman zaten bu işin özü. Evet. Servis apartman. Evet, 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 evet. Yapılmış bir şehir, bir şehir yapılırken yatırımcısı gidiyor, ben burayı regional center yaptırmak istiyorum diyor. Ekonomik, evet, impact şu. Yani bu her şeyde, satılan üründe bu 10 tane yeni bir işçi yaratıyor mu? Evet. Yani sen zannediyorsun ki orada bir işçi var. O bütün totalinden gidiyor. Bölünüyor 500 bine. Sonra bunlar dedi ki abi çok rahat satılıyordur. Evet. Bunu 900 bin yapalım. Az gelişmiş yerlerde. Evet. 1 milyon 800 dünya pazarında bakın görmediğimiz anormal rakipler çıkıyor. Evet. Biz şu anda Türkiye %5 satıyorsak 95 dışarı satıyoruz. Evet. Türkiye'nin en büyük yabancı satışta bir kere avantajını görelim. Nedir? Yakın ülkelere avantajı, Müslüman ülke olması, bir de en önemlisi vatandaşlığı çok çabuk vermesi. Evet. Dünyada bunu 5-6 yıldan evvel verebilen yok. Yok, yok. Üstelik İspanya gibi yalancısı çok. Evet. Güney Kıbrıs gibi dolandırıcısı yok. Çok. Malta gibi. Biz Malta'nın nasıl bu işte dolandırdığını millete anlatabiliriz. Evet, evet. Ben daha valla Portekiz sattım. Rezil oldum. Daha bir Allah kuluna Ocak ayında çağırdılar geçen ay. Vatandaşlık veremedim. Evet, evet. Yani bizde şimdi bu işle ilgili var ya, kulaktan doğma. Adam biz Türkiye'de insanlar yapılansın, televizyona, evet, çıkıyoruz. Senin gibi üstad geliyor burada. Ticari sırlarını veriyor. Neden? Burada neden Türkiye büyüsün? İnsanlar buna iyi intiba olsun. Arkadaşlar öğrensin. Yani şunu bir eğitim mektebini açmadan. Bak üstad dersler veriyor. Burada 4-5 kişi. Seviye 6'yı çıkartmalıyız. Ve bunu Türk vatandaşı olmayan. Sabıkasıdır 5'i almamış adam. 6'yı almayacağız abi. Lisan bilmiyorsa. Belli teminat veremiyorsa. 500 bin dolar diyeceğiz, 1 milyon dolar çünkü zararlarını, evet, oradan karşılayalım işteyse. Biz bunun sanki regülasyonu çıkartamayız bu ülkede. Evet, siyaset diyor ki ben saydamlık istemem, ben şeffaflık istemem, ben regülasyon istemem, ben gece karar çıkartmak isterim, ertesi gün uygulanmak isterim. Evet. Böyle bir yapının bir şey istemesi bu siyasete falan kızmıyor. Türkiye'nin yapısı bu. Evet. Demokrasiye geçememiş yapılarda akşam kalktı, sabah kalktı, yasa çıkar. O yüzden adam onun saydamlık patronluktur. Evet. Regülasyon patron olur. Evet. Federasyon kurulur. Bizde neden bilgiler doğru? Bütün arkadaşlar girsinler. NAR. National Associated Realtor. Realtor.com'a girerseniz, ürünlere bakarsanız, Realtor.org'a girerseniz, adam sana nerede, ne kadar satılmış hepsini hane hane verir. Evet. Dolayısıyla arkadaşım çok üstad, çok bilgili. Yani bunlar Türkiye'nin medar iftarları, eninde sonunda, buraya gelenler de şanslı. Bunlar derya adamlar, bunu kaç yılda öğreniyor. Her fuara git, Vedat Bey'i görürsün. Açar orada abi, posta gibi bekler, herkesle konuşur, her standı gezer. Bu bilgiler bugün böyle oldu. Bunlar tesadüf oluşmuyor. Ya zaten devlet kurumlarının, işte bizler gibi insanlarla konuşması çok önemli. Yani kaç farklı milliyetin insanıyla konuşuyoruz, dünyada neler oluyor? Konuşmaz abi, sen ona fazla gelirsin. Ya işte ben biraz iyimserim artık. Yani konuşmaz ama şey ben sana söyleyeyim, 69 milyar, 31 Aralık, çünkü üstad bir strateji platformu, rakamlar olacak ama %30 satmıyoruz, %15 satıyoruz. Yani yabancıya satılanın içinden 30'u vatandaş dikti, 15. Bu dünyada hemen hemen standart. Evet. Biz 6,5 milyon mal satıyoruz. Adette 2'yi geçmiyor yabancıya satış. Evet, evet. Değerde bazı şehirlerde %10'u buluyor. Bak, evet, değerde. Değerde bütün ülke geneline bakın. 9'ları onu yakaladık Amerika'da. Veri var. Bu Türkiye'de de akıllı bakın. Burada GİK'ler çok başarılı çalışmalar yapıyor. İyi istatistikler tespit ediyor. Hakikaten onlar da tespit etmiş. %4 şey yapılıyor. Satılan %4. Ama değer bazlı %10. %10'u geçiyor. Onu geçiyor. Yani orada ben dinledim Ömer'i. Değer bazı
bazında bizim yaptığımız hesaplamalarda %15'lerin altında değil. Helal olsun. Ortalama olarak. Markalı konut projelerde çok daha yüksek. Tabii. Kaç para teşvik aldın abi? Bir sana plaket verdi mi? Sıfır. Bir gün sana teşvik verdi mi? Yok. Ya bu sorun burada. Çok sıfır. Yani bakın şey çok önemli. Şimdi olayın kültür kodlarına gittiğimizde Türk milletin önce bir gayrimenkul sektörüyle bir barışması lazım. Yani bunun suçlusu da Yeşilçam filmleri. Dayattılar. Ali Şener mahalleye girdi. Kadir İnanır bağırdı. Gece kondumu yıkamazsın. Ali Şener yaptı. Yıktı oraya. Binaları yaptı. Bina depremde yıkıldı. Gazinoda yakaladılar onu. Müteahhit bir kafada kodlandı. Öcü, gaddar, tehlikeli adam. Çok para kazanır. Çok bunu önemli. Gören bunu gören arsa sahibi diyor ki zaten çok para kazanıyorsun. %60'la veriyorum. Yani, hepsi zararlı ya. Ya şimdi öyle bir saçmalık var ki değerlemeyle ilgili söylüyorum. Şimdi %50'yle veren adam metrekaresini 10 bin liraya mal edemez şu anda. Bugünkü dünyada. Yani 100 metrekare daire 1 milyon olması şu anda hayale doğru gidiyor zaten. 1 milyonu geçti. Ben Kasım ayında söyledim. Yani Kasım ayında ben şunu söyledim. Ekonomik verileri okudum. Girin bakın 14 Kasım'da dedim ki İstanbul'da 1 milyonu konut almak hayal olacak. Ki 10 gün sonra bu olmaya başladı. Gördünüz yani. Şu an daha da kötüye gidiyor. Yani %30'da bir defa devletin arsa konusunda lejantlara maksimum kiralama oranları koyması lazım. Yani bugün işte Bağdat Caddesi'ne gidiyorsunuz, adam diyor ki %80 istiyorum. Yani ben yarım daire için bütün binayı yapacağım. Ama betonlaşmayalım, tamam. Emsal vermeyelim, okey. %40'ı yıkılma ihtimali var İstanbul'un baktığınızda. Yani her açıdan bakıyorum, ben 4000 tane dairenin üretiminde bulundum. Yani çok iyi biliyorum ben bu işi. Yani bir anlaşamıyoruz. Betonlaşmamanın yolları var. Karbon monoksite sıfıra indirirsiniz, regülasyon getirirsiniz. İşte bazı beton tiplerini kullandırtmazsınız, karbon monoksit aşağı iner. Bazı regülasyonlar getirirsiniz, şey olur. Sağlıklı evler yaptırırsınız, bilmem ne yaparsınız. Ama şimdi böyle bir ihtiyaç, 1,5 milyon konut satılmadı. Bakın, 3 milyon gayrimenkul satıldı. Yani her sene yaklaşık 3 milyon. Şimdi gayrimenkul dediğimizde arsa giriyor işin içine, depo giriyor, şey giriyor. Şimdi 1,5 milyon konut satılıyor. Ayrıca 1,5 milyon üstünde de arsa, depo ve ofis satılıyor. Bu açıklama veri yani. Ya dolayısıyla bizim önce bir gayrimenkulle kucaklaşmamız lazım. Kayıt dişi ekonomi var. Bakın 5 yıl içinde vergi ödememek için Beykoz'da o gün işte bir arsa ticareti var. 7 milyona alıyor adam arsayı. 300 bin lira gösterecekler. Ya böyle bir mantık var mı? Regülasyon olmaması bakın, işleri bunlar. Bakın en basit örneği biz TUDUP'la Maliye Bakanlığı'yla bir hesap yaptık. Gerçek değerler eksper değerinde gösterilme şartı getirirlerse diyelim ki gayrimenkul değeri 2 milyon TL. Ya sen 500 bine mi anlaştın? Beni ilgilendirmiyor. Bana 2 milyon TL üzerinden vergi vereceksin. Bu kural getirilirse sadece Tapu Kadastro'nun kasasına giren vergi 18 milyar TL. Amaç o yüzden. Bakın 18 milyar TL'den bahsediyorum. Ben de şunu söyledim TUDUP'a. Başkanım şunu söyledi. Yabancıya getiriyorsunuz da ya asıl kanayan yara Türk tarafı. Tabii ya. Ya rica ediyorum artık gidin bunu nerede konuşursan konuşun. 60 milyar TL vergi getirisi demek. Bunu gayrimenkule fonlamanız demek. Merkez Bankası'nın gayrimenkule ayırdığı krediyi gayrimenkule kullandırmaması demek. Başka sektörlere aktarması demek. Ama bunu yapmazsanız bunu göz göre göre her gün görüp ya tapu devre oluyor 300 bin lira. Eksperi 6 milyon TL. Ya devlet hiç sormuyor mu bu adama sen nasıl bu işi aldın? Bunlar olacak. Sattın? Ben yani, çok umutluyum. Ben de umutluyum. Neden olacak? Olacak. 31 Aralık itibariyle 69 milyar dolar yabancıya satıştan para gelmiş. Yabancı da demeyelim. Evet. Yurt dışına evet. Satış. Senden o lafı kaptık. Evet. Yurt dışına. Çok büyük para bu. Evet. Yani 69 milyar dolar Türkiye'de. Bir de Türkiye'de kimsenin farkında olmadığı bir şey var. Şahane şirketler gelişti. Evet. Dünyayı biliyor. Eskiden yabancı gayrimenkul hiç kimse alakalı değildi. 10 evet. Sene evvel. Doğru mu? Aynen öyle. Yani biz avazımız çıktı kadar bağırdık. Hepiniz biliyorsunuz. Evet. Evet. Ve bu sektörün yani boş yedik başımızın fakat sonunda biz 2016'da Giyoder bünyesinde bayağı iyi çalışmalar yaptık. O BM Giyoder'in hocasıdır. Giyoder 2016'da Sayın Aziz Torun'un başkanlığı döneminde sokağa adam saldık. Bu yabancı satışta halk ne düşünüyor diye. %66'sı karşı kardeşim. Evet. Geçen gün ben büyük kulüpte bir konuda konuşmacıydım. Oradan birisi demiş ki vatanı satan adam. Evet. Ya abi bizim adımız vatanı satan adam değil. Ülkeye döviz götüren ihracatçı.
O şey ihracatçıya verilen teşviklerin hiçbirinin acaba bize vermiyor. Müjdat Bey, biliyorsunuz yabancı gayrimenkul satışı hizmet ihracatı kapsamına alındı. Evet. Bu işi yapan firmalar da ilgili NACE kodunu da alarak HİBE, Hizmet İhracatçılığı Birliği'ne üye olabilirler. Üye olmaları da gerekiyor bu arada. Çünkü yani söyleyebiliriz, devlet tarafından belli destekler sağlanacak, en azından sağlanacağını düşünüyoruz. O yönde çok ciddi anlamda görüşmeler vesaireler oldu. Sağ olsunlar Ticaret Bakanlığı'ndan, ilgili birimden, herkese, sektördekileri, evet, herkese geldiler, sordular, konuştular, anlattık. İnanıyorum ki yakın zamanda bu destekler açıklanacak. Bu minimum %10 olmalı. İnşallah. Dışarıda bu, Türkiye'de de zamanında %10'du. Hizmet ihracat yap, ihracat yap. Fakat bunu 50 milyon doları geçene veriyordu burada. Şimdi bizler hep bir yasayla bizleri birleştirir. Biz limit koyarız. Kardeşim, 500 milyon dolar. Gelin limit olacak. Ha, 500 milyon dolar dedik mi otomatikman 4-5'imiz birleşiriz. Şu pazar senin, bu pazar benim, hepsi bir kasa benim deriz. Atarız parayı da oraya. Bu hem tanıtıma büyük kaynak getirir. Bizim kasaya Avanta'dan 50 milyon dolar gelirse biz yayılabiliriz. Şu anda Vedat Bey'in 6 tane ofisi var mesela, lafı değil. O krizde bizim bu ofisler başımıza bela oldu. Hazır paramız olmasaydı ayva yemiştik. Bak, hazır paramız olmasaydı bizler 2 sene zarar ettik ya. Yalan mı? Tabii tabii. Yalan mı? Ya darbe olayına... Ben hayatımda kiracı oturmamışım. Yani. Şimdi 8 tane yerde kiracı. Tabii, tabii. 8 tane kira ödedik ya. Hiçbirini de kapatmadık Allah'a bir şükür. Ama para gitti ya. Herkes bizi dışarıdan para kazanıyor zannediyor. Yine pandemi nasıl etkiledi? Onu soralım. Yani pandemi aslında yani kötü konuşmayalım da iyi etkiledi. Benim görüşüm yani pandemi Türkiye için çok büyük bir şanstı, fırsatı. Öyle söyleyeyim yani. Ben özellikle gayrimenkul sektörü için söylüyorum. Ekonomi için de söylüyorum bu arada. Hani tamam, emtia fiyatları arttı, dolar bazında %100 arttı. Yani buna kızmamak lazım. Bütün dünyada enflasyon oluştu, sadece Türkiye'de değil. Yani ben ekonomi okuduğum için görebiliyorum olayı. Hani Almanya gibi bir yerde %6 enflasyon çok çok büyük bir sürpriz bu arada. Ama Türkiye'ye baktığımızda yani pandemide gayrimenkul sektörü neredeyse iki kat cirolanmaya başladı. Aslında hedef ülkelerin, yani daha doğrusu ana ülkelerin bir tek Avustralya hariç söyleyeyim. Tamamında geçtiğimiz 2 yıllık süreçte gayrimenkule çok ciddi bir talep artışı var. Yani ben Almanya özelinde söyleyebilirim. Almanya'da Türkiye'deki gibi bir durum yok. Almanya'da emlak işi yapan firmaların waiting listleri var. Çok ciddi waiting listler var bu arada. Yani bir tane daire bir şey satışa çıkacağı zaman emlakçı başlıyor yukarıdan aramaya. Yani 30 kişilik, 40 kişilik bekleme listeleri oluyor. Yani ciddi şeyler. Çok ciddi bir talep var. İngiltere keza çok ciddi bir artış var. Amerika'da Hollanda'da çok ciddi var. Amerika'da bir düşme var. Nasıl? Türkiye'de de aynı düşme gelecek. Şubat rakamlarına yansıyacak. Bu Aralık'ta bulduğumuz satış rakamlarını Ocak'ta görmeyeceğiz. Ama değerlemecilere sormak lazım. Değerlemelere sormak lazım. Değerlemecilere. Benim o konuda ne kadar değerleme aldın? Bence Aralık'ta satışlarda Amerika 4-6 düştü. Şeyde, Ocak'ta. Bizim Türkiye'de de bir 5-5,5 ben bir düşme tahmin ediyorum. Ama bakın Müjdat Bey, bu tür şeyleri... Fiyatla değil. Anladım. Fiyat artar, miktar düşer. Miktar da düşer. Bu tür şeyleri iki şeyle karşılaştırmak lazım. Bir, evet, bir önceki ayla karşılaştırmalısınız. İki, ay, bir önceki yılın aynı ayıyla karşılaştırmanız lazım. Onunla bakmak gerekiyor. Yani orada artış olur. Tabii. Evet. Şimdi geçen senenin Ocak ayında ki rakamlar nedir? Çünkü gayrimenkul satışında da baktığınız zaman böyle çok net geçişler olmasa bile bir sezonsal hareketler vardır. Yani ülkelerin, hedef ülke vatandaşlarının bir hareket zamanlamaları vardır. O zamanlarda ve o zamanların hemen arkasındaki dönemlerde gayrimenkul satışları artar, diğer zamanlarda düşer. Bunlar çok doğal şeylerdir. O yüzden bizim gayrimenkul sektörü olarak yerli yabancı hiç fark etmez. Öncelikle karşılaştıracaksak geçtiğimiz senenin ocağıyla karşılaştırmak lazım. Bize doğru veriyi orada verir. Çünkü aralığın konjonktürü farklı. Evet. Geçen aralıkta
yerli ve yabancı satışında çok ciddi artışlar vardı. Onun tabii ki döviz hareketliliği çok en önemli faktörlerinden birisi oldu. Geçen aralığın ocağa yansıyan satışları da var bu arada. Yani aralıkta işlemleri vesaireleri yapılmış, paraları bilmem neleri ödedik de tapu devirleri bu aya yansıyacak olanlar da vardı. O yüzden ben ocak verilerinin de aslına bakarsanız geçtiğimiz senenin ocaktan aşağıda olacağını düşünüyorum, yukarıda olacağını düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Evet. Tamam. Buyurun. Uluslararası yatırımcılardan ne gibi geri dönüşler alıyorsunuz? Müşteri memnuniyeti nasıldı? Örneğin 400 bin dolara bir daire aldı. Ve bu vatandaşlık için değil, yatırım amaçlı ikinci gayrimenkul olarak aldığını düşünürsek, belki başka bir nakit sıkışıklığı ya da başka bir yatırım olacak. Bu daireyi tekrar satmak istediğinde sektörde nelerle karşılaşıyor, kiraya verdiğinde mevzuatı bilmediği için ne gibi sorunlarla karşılaşıyor ve word of mouth'u da göz önünde bulundurursak kişiler kendi aralarında konuşup ya bu işler yapılmaz, biz burada dolandırıldık mı? Ya da işte bugün 400 bin dolara al, 2 sene sonra 450 bin dolara satarsın gibi şeyler mi konuşuyor?